Eğer buraya 30'unuzdan sonra geliyorsanız arkadaşlar, bir eğitim programı ile geliyorsanız yeni gelen yasalar ile bu biraz zorlaştırdılar. Bunların denkliğini alıp oradan oturum başvurusu yaparak gelmeyi düşünün. Sürece girerseniz size zaten bu konuda rehberlik ediyorlar bunları bunları yapacaksınız diye. Eğer bir meslek sahibiyseniz bu şeyleri araştırın arkadaşlar. Gelip buraya tekrarda sıfırdan başlamakla uğraşmayın benim gibi. Özellikle Sydney bölgesinde bu merkezi bölgede bir ev sıkıntısı var arkadaşlar. İlk etapta geldiğinizde kendinize ait ev falan bulmanız zor. Çünkü burada bir nevi abi iş başvurusu yapar gibi ev buluyorsunuz. Çünkü herkes photoshopluyor maalesef ki gerçek fotoğraflar olmuyor. Bir gerçek fotoğrafları şeyleri görün. Gerçek kondisyonu bir görün. Yani Facebook marketten bu arada bir sürü ucuz eşya bulabilirsiniz. Ya da belki hatta şanslıysanız bedava bile bulabilirsiniz. Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Umarım hepiniz iyisinizdir, keyifler yerindedir. Güzel vakitler geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle ne konuşacağım? Bugün anlatmak istediğim şeyler Avustralya gelmeyi düşünüyorsanız ve geldiğinizde böyle adım adım izleyeceğiniz bazı şeylerden bahsedeceğim. İşte bunlar ne diye soracak olursanız eğer buraya gelmeyi henüz planlıyorsanız veya yine buradasınız ve sonraki adımı planlıyorsanız işte vize sürecidir, ondan sonra ev bulma, iş arama, adaptasyon süreci, eşyalarınızı nereden bulursunuz gibi gibi önemli maddelerden bahsedeceğim. Ve bunları e, videoya çekerken aynı zamanda da mesela eşya bulurken, ev bulurken vesaire e, hangi web sitelerine bakmanız gerektiğini göstereceğim. Hatta laptop'ımı o yüzden ayarladım. Evet. Um, web sitelerini açıp burada işte bak bu şekilde aramalar yapabilirsiniz. Bu mahalleler iyidir vesaire vesaire gibisinden sizlere de bunu da detaylı göstermeye çalışacağım. Fakat bu tabii ki ev sürecinde ben Sydney'de yaşadığım için Sydney'den size örnekler vereceğim. Ee, o zaman videoya başlayalım arkadaşlar. Diyelim ki şöyle o zaman e, vize süreciyle alakalı konuşalım. Arkadaşlar öncelikle belirtmek zorunda olduğum bir şey var. Ben bir e, göçmenlik ajansı çalışanı vesaire değilim. Bu konuda da uzman değilim. Dolayısıyla güncel bilgileri takip etmeniz için buraya gelmeyi planlıyorsanız veya hali hazırda buradaysanız arkadaşlar göçmenlik ajanslarından bilgi alın profesyonellerden. Çünkü ya ajansından ya da göçmenlik avukatlarından bilgi alın. Çünkü güncel bilgileri bunlar takip ediyorlar. Aynı zamanda benim göremediğim internette diyelim ki işte buranın göçmenlik departmanı bir yasa yayınladı. Ben belli bir kısmını görebiliyorum. Ee, çünkü ben birebir burada avukatlarla da görüştüğüm zaman bunu da fark ettim. Ee, avukatlar bazı böyle büyük detaylara sahip e, platformlara erişimleri var yasal olarak. Dolayısıyla bu insanlar hani o küçük kırılımlara, büyük detaylara vesaire daha hakim oluyorlar. O yüzden eğer buraya gelmeyi planlıyorsanız e, Kesinlikle bir göçmenlik avukatından veya göçmenlik ajansından tavsiye alın. Veya dil eğitimiyle geliyorsanız veya okulla geliyorsanız yine bunun e, profesyonel olarak işini yapan e, işletmelerle görüşün. Onlardan bilgi alın. E, ama kısacası da şöyle bilgi verebilirim. E, bir önceki videomda bahsetmiştim. Eğer buraya 30'unuzdan sonra geliyorsanız arkadaşlar bir eğitim programıyla geliyorsanız e, yeni gelen yasalar ile bu biraz zorlaştırdılar. E, Tabii günün sonunda yine sizin hayatınız bu hani gelme kararı almış olabilirsiniz vesaire. Ama Türkiye'den eğer arkadaşlar bu kısmı iyi dinleyin. Türkiye'de diyelim ki mühendissinizdir veya hemşirelik kısmı nasıl oluyor bilmiyorum ama hemşiresinizdir vesaire. Ya da bir bilgisayar mühendisi, mühendisi olabilirsiniz veya ne olabilir işte ben grafik tasarımcıyım grafik tasarımcısınızdır bunların denkliğini alıp oradan oturum başvurusu yaparak gelmeyi düşünün. Çünkü ben buraya geldiğimde nasıl geleceğimle alakalı bilgi sahibi değildim. Hani gelim dil öğreneyim abi sonra geri dönerim dedim. Hikayemi az çok biliyorsunuzdur. Covid sürecinde patladım burada kaldım vesaire vesaire. Ama böyle bir şansınız var. Eğer deneyiminiz varsa okullarınızı okuduysanız vesaire. Bir ajanslarla konuşun de ki hani ben kalıcı olarak oraya ...direkt göçmen olarak nasıl gidebilirim diye bunun bir araştırmasını yapın lütfen. Çünkü farklı farklı yollar var. Mesela 190 vizesi var arkadaşlar. 190 vizesiyle diyelim ki denkliğinizi aldınız. Denkliğiniz nedir işte? Skill assessment deniliyor buna. Bu süreçte de sizden bir sürü evraklar istiyorlar. İşte üniversite dokümanınız olsun, teknik deneyimleriniz olsun, işlerinde çalıştığınız fotoğraflarınız iş yerinden onaylı, imzalı işte mesleki açılımlarınızı yazan, evet bu kişi bu, bu bu işleri yapmışlar vesaire vesaire anlatan mektuplar falan filan bir sürü döküman var. Bu sürece girerseniz size zaten ref, bu konuda rehberlik ediyorlar bunları bunları yapacaksınız diye. Bunları ayarladıktan sonra abi başvurunuzu yapıyorsunuz, oturumunuzu bekliyorsunuz. Size işte davetiye gelirse eğer tabii ki yine bu süreçte devletin nitelikli meslekler listesi oluyor bazen büyük değişiklikler yapabiliyorlar. Diyelim ki size bir davetiye geldi. Paranızı yatırıyorsunuz. Ondan sonra e, final daveti bekliyorsunuz. O zaman da sağlık kontrolünüzü vesaire yapıyorsunuz. bir ücretini ödüyorsunuz. Ondan sonra buraya direkt oturumla geliyorsunuz. 190 bildiğim kadarıyla e, istediğiniz herhangi bir yerde yaşayabiliyorsanız ama diyelim ki Sydney'den 190 aldınız. Belki e, davetiye formunda yazabilirsiniz. New South West'te diyelim sadece kalmanızı talep ediyor olabilirler. Bunu zaten o sürece geldiğinizde görürsünüz. 491 vizesi var. Buranın kırsal denilen işte e, Wollongong olsun, Kassel olsun, e, Perth olsun, Adelaide gibi yerler var. Oralarda da e, sizden şöyle bir şey istiyorlar. Diyelim ki daveti aldınız, final daveti aldınız. Regional'da yaşamanızı istiyorlar. E, 3 yıl orada yaşadıktan sonra da direkt kalıcı oturuma geçme hakkı tanıyorlar size. Vize sürecinde böyle şeyler var. 491, 190 veya... E, Sponsorla gelebilirsiniz. 482 sponsorluğu falan var. 494 numara da aynı şekilde olması lazım. Sponsorlukla da gelebiliyorsunuz. Eğer bir meslek sahibiyseniz bu şeyleri araştırın arkadaşlar. Gelip buraya tekrar da sıfırdan başlamakla uğraşmayın benim gibi. Çok fazla uzun tutmayacağım bu kısmı. Dediğim gibi hani kalıcı oturum kısmını araştırın. Bunun için de özetle bir gidin göçmenlik ajansıyla veya göçmenlik avukatıyla bir istişare yapın. Nedir, nedeydi, nasıl buraya göçmenlik direkt PR alarak gelebilirsiniz. Bunun bir araştırmasını yapın. E, aklınızda olsun lütfen. E, bir sorunuz varsa muhakkak zaten yorum kısmında belirtin. E, cevaplamaktan memnun olurum. Ama hangi ajansla çalışayım falan diye soruya olacaksanız e, bunu şimdiden söyleyeyim. Bundan alakalı bir referans olamam. Çünkü herkesin süreci farklı işleyebiliyor. Belki memnun kalmazsınız, belki kalırsınız. E, bu tarafta etkilenen kişi... Lan Eren sen söyledin bana bu zaman patladık. ...demenizi istemiyorum. O yüzden... ...Google'a girdiğinizde, göçmenlik ajansları... ...vesaire vesaire araştırdığınızda... ...bir sürü farklı platform bulursunuz. Ee, tabii ki bunları seçmeden önce onların... ...bir Google yorumlarını okuyun, sosyal medya hesaplarına... ...bakın ne kadar aktifler, nedir, ne değildir. Bunlara da dikkat edin. Çünkü... ...günün sonunda e, herkes... ...para koparmanın derdinde. E, bunlar da... ...ticari işletmeler. Herkes para kazanma peşinde. E, öyle. Sadece bunlarla da gelemiyorsunuz. Yani şey, yani Bunlarla kısıtlı değil... E, turist vizesiyle gelebilirsiniz tatil için e, ya da diyelim abiniz vardır ya da ablanız vardır aile yakın bireyiniz ya da babanız anneniz vesaire aile olarak da gelebiliyorsunuz buradan. Tabi e, artık farklı detayları var mı emin değilim. E, en güzeli tabi ki bir ilişkiniz varsa ciddi bir ilişkiden bahsediyorum bu arada. Evlilik yolu vesaire gelenler de var. En güzeli zaten herkes bu diyor ama... Buradaki önemli nokta bunun bir gerçekten bir evlilik olması arkadaşlar. Çünkü günün sonunda patlayabilirsiniz. Başınıza yani sıkıntılar çıkabilir detaylarını bilmiyorum ama bu tarz riskleri almayın. Yani hak hukuk neyse arkadaşlar onu takip ederek işlerinizi yapın. Çünkü başınıza ağrır bu, sü bu süreçte. Ondan sonra arkadaşlar ev bulma şu aralar Sidney'de özellikle diğer eyaletleri bilmiyorum. New ee, South Wales eyaletinde e, özellikle Sidney bölgesinde bu merkezi bölgede bir ev sıkıntısı var arkadaşlar. O yüzden hatta şuradan size diyelim ki buraya dil okuluyla geldiniz veya oturumunuzu aldınız geldiniz. Girelim bir bakalım. Öncelikle şeyden başlamak istiyorum. E, etapta geldiğinizde kendinize ait ev falan bulmanız zor. Çünkü burada bir nevi abi iş başvurusu yapar gibi ev buluyorsunuz. O yüzden geldiğinizde bir oda bulmanız şart. Şey yapabilirsiniz bu arada hani oda bulmadan da önce size benim tavsiyem biz öyle yapmıştık arkadaşımla. Geldiğinizde arkadaşlar özür dilerim gelmeden bulabiliyorsanız bir böyle backpacker denilen yerler var böyle geçici konaklama yapabileceğiniz ya da hoteller de seçebilirsiniz. Şu bir hafta iki hafta orayı seçin. Bir gelin orada başınızı sokacak yeriniz olsun. Küçük kontrat oluyor çünkü hani bir iki hafta kalacaksınız. Ondan sonra tabii ki gelmeden şimdi bu ekran görüntüsünü paylaştığım web sitesinden de e, şeyler yapın. Evleri görmek için randevular oluşturun. Buraları gidin, evleri görün. Çünkü herkes photoshopluyor maalesef ki. Gerçek fotoğraflar olmuyor. Bir gerçek fotoğrafları, şeyleri görün. E, gerçek kondisyonu bir görün. Gidin bakın ev temiz mi, nedir, ne değildir, kaç kişi şey yatıyor, ev kokuyor mu, rutubet var mı, böcek var mı vesaire vesaire. Kontrollerinizi yapın. Bir diğer konu ise hani dolandırılma gibi problemlerle uğraşmayın. Maalesef ki böyle şeyler de yaşanıyormuş. Ee, o yüzden gelin şöyle bir iki hafta bir backpacker ve otelde falan kalın. Ondan sonucuma tabii ki o süreçte de oluşturduğunuz randevularla gidin evlerinizi görün. Neyse diyelim ki siz tarafında kalacaksınız. Hemen buraya yazalım. Bir evlerin fiyatlarına bakın arkadaşlar. İşte buraya Altimo'yu ekleyelim. Broadway ekleyelim. Um, ha, eklemişim zaten darling buraya ekleyelim um, galip ekleyelim zaten çevresinde yine gösterecek size um, burası çıkıyor mu bu şekilde çıkıyor okay. market'ı da ekledik bakalım arkadaşlar diyelim ki girdiniz araştırma mahalleleri yazdın işte bunlar işte merkeze yakın yerler tabi buradan girin abi maksimum ne kadar hat bir daha göstereyim şurada filtre kısmına tıklayın Ondan sonra burada maksimum ne kadar ödemek istediğinizi de bildirin. Diyelim ki maksimum haftalık sizin abi ödeyeceğiniz 400 dolar. Ondan sonra işte faturalar dahil mi? Faturalar dahil olsun diyelim. Ne kadar kalacaksınız? 6 ay. Ne zaman geleceksiniz? Hemen buradan seçelim. Diyelim ki işte September'da bir de geleceksiniz. Bunlar çok önemli değil. Bir bakalım evleri nedir nedir. Özel oda istiyorsanız private room seçin. İşte ...birisiyle paylaşmak istiyorsanız... ...share room... ...fark etmez abi bir hepsini göreyim diyorsanız... ...any room type kalsın burada... ...ben şimdi özel oda seçeceğim... ...ondan sonracığıma... ...bunlar artık size evdeki kimlerle paylaşmak istediğinizi de... ...seçebilirsiniz... ...sadece işte kadınlarla, çiftlerle işte... ...veya erkekler vesaire vesaire... ...fark etmez zaten kendinize ait öde odanız varsa... ...odanız eşyalı mı eşyasız mı olsun... ...arkadaşlar bu bir de diğer sıkıntı... ...bence en azından... Birazcık düzen oturtana kadar eşyalı bir oda seçmeniz iyi. Çünkü ötekileri eşya bulmanız gerekecek. Nerede yatacaksınız vesaire vesaire. Baş ağrısı. O yüzden eşyalı olanı seçin bence. E, tuvalet eğer temizlik, hijyen özellikle kız arkadaşlardan bahsediyorum hanım arkadaşlardan. Bence kendinize ait tuvalet iyidir. Çünkü farklı farklı milliyetler var abi burada. Kimin e, ne kadar temiz olduğu hijyenik olduğunu bilmiyorsunuz. O yüzden şey olmasın yani pislik çıkmasın, hastalık kapmayın. O yüzden bathroom type kısmına abi kendinize ait olanı seçin. Bunlar park yerleri falan önemli değil. Bakalım. Şaşırmadım. Sadece bir tane yer çıkıyor. Student accommodation diyor yani. Öğrenci konaklama yeri var. East Lakes. Burası nerede? Hiçbir fikrim dahi yok. Niye çıkmadı biliyor musunuz? Bakın sıfır result diyor burada. Çünkü abi fiyat. Şu an yani 400 dolara bildiğim kadarıyla ev yok. Çok pahalı fiyatlar. 600'e güncelleyelim yine çıkmıyor. Biz belki de bununla alakalı olabilir. Kapattım. Şunu bir daha. Allah Allah. Enteresan. Şunu kapatalım bir. Belki de müsaitlik zamanıdır. Okey. Ondan sonra buradan da e, ucuzdan yükseğe doğru bir sıralama yapalım. Bakın böyle diyelim ki iniyorsunuz. 300 dolarlık bir ev diyor. Stüdyoymuş. Fiyat iyi ama ev biraz çok hoş gözükmüyor. Detaylarını da görmek lazım. Nerededir, ne değildir. 300 dolar diyor. Stüdyo diyor burası. Bakın görüyorsunuz. Bir tek kalacaksınız burada. Ondan sonra da şöyle bir ev var. Yani genel olarak her şey zamlı arkadaşlar şu ara. Fiyatlar bir tık pahalı olabilir. Mesela böyle bir yer var 360 dolar diye. güzel bir yerdir. Ama evi bildiğim, anladığım kadarıyla buradan 7 kişiyle paylaşacaksınız. Çekilmez bence yani. İşte ne kadar para verirseniz o kadar iyisini yakalıyorsunuz maalesef ki. Paylaşımlı oda kısmı bu şekilde arkadaşlar. O web sitesine girerek... Flightmate sitesinin bunu açıklama kısmında da oraya bırakacağım linkini size. Bence benim tavsiyem birazcık şehir merkezine uzak yerden seçin. Evet otobüs falan kullanacaksınız ama kiranız bir tık ucuz olur en azından ve bir tık daha temiz evler bulursunuz. Çünkü şu ara bir büyük bir ev krizi var gerçekten. Diyelim ki birazcık konakladınız artık burada kaldınız işte bir 6 ay oldu ya da 1 yıl oldu falan bir işiniz var artık bir düzeniniz falan var. Bu noktada artık böyle bir ev arkadaşınız varsa ya yani bir sevgiliniz veya bir çift olarak gelmişsinizdir. Real Estate web sitesinden bu gördüğünüzden ev kiralayabilirsiniz arkadaşım. Mesela benim eski aramalarım var. Burada hatta diyelim ki Epping. Bu size uzak olur da örnek veriyorum şu an. Bu arada benim bu web sitesine girdiğinizde hadi diyelim sıfırdan yapalım yani sizin için. Rent olsun, neresi olsun işte, altima olsun. Buralarda gerçi çok pahalı olur arkadaşlar. Chatswood diyelim. Ondan sonra sizin için neler olabilir düşünüyorum. Um, right kısmı olsun. Ondan sonra cuma. Um, aklıma da pek bir yani gelmiyor. Bu ikisi kalsın. Diyelim ki mahalleleri buldunuz. Eklediniz buraya. Include surrounding areas demiş. Zaten şey etrafındaki yerleri de size gösterecek. Search'e basın. Rent kısmından. Bundan sonra filtreye tık tıklayın buradan. Bulmak, bulmak için ev tipi işte müstakil ev mi istiyorsunuz, bahçeli, townhouse denilen ev mi istiyorsunuz yoksa apartman daire mi istiyorsunuz buradan seçebilirsiniz. Ev bulmanız zor olur o yüzden daire seçelim. Burada maksimum verebileceğiniz parayı seçin. Diyelim ki iki kişisiniz paylaşacaksınız. Bu arada paylaştığınız noktada ileride düzen oturtunca abi fiyatlar zaten daha ucuza gelecek. Öyle bir güzelliği de var. Şimdi 700 dolara diyelim ki seçtik. Maksimum diyelim ki iki tane oda olsun çünkü ikisiniz diyelim. Bunlar da çok önemli Kendi eşyanızı alacaksınız diyelim artık. Eşyasız kalsın burası. Tıkladığınız noktada da hop 300 küsür tane arama çıktı. Tabii ki burada ne yapalım bazıları fiyatları göstermiyor. O yüzden bakın burada var mı o link? sadece fiyatları göster diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Okay. Anyway. Mesela diyelim ki burası Chatswood'da arkadaşlar. Ama burası 1.6.1'miş. 2.6.1 değil. Ee, o yüzden şu özür dilerim. Buraya minimum 2 oda diyelim. 105 tane yer çıktı. Diyelim ki burası 580 dolar. Right da benim oturduğum yere yakın. Buralardan bulabilirsin. Diyelim ki geldiniz abi işte buradan fotoğraflarınıza baktınız. Tık 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 tık. Okey. E, fena değil. Neredeymiş burası? Ee, herhalde Right Shopping Mall'un orada alışveriş merkezinin. Aynen burada park falan var. Bana yakınmış bu arada evet. Neyse işte buraya geldiğiniz zaman abi burada inspection plans yapabilirsiniz. See my inspection ya da diyor ki burada bakın 3 tane farklı tarih varmış inspection yani bir gidip görmeniz için. Ee, buna tıkladığınız zaman buradan bir müsait zamanı seçip gidip evi görebilirsiniz. Ev kısmı böyle arkadaşlar. Ee, flatmates üzerinden Paylaşım evi bulabilirsiniz. Kendinize ait evi de Real Estate üzerinden bulabilirsiniz. Bunların linkini açıklama kısmına bırakacağım. Arkadaşlar bir diğer konu eşya bulmak. Yani Facebook Market'ten bu arada bir sürü ucuz eşya bulabilirsiniz. Ya da belki hatta şanslıysanız bedava bile bulabilirsiniz. Girin abi Facebook Market kısmına. Şu an benim Facebook Market çok karışık açmayacağım. Bulunduğunuz lokasyon 10 kilometre çapını seçin Facebook Market üzerinden marketplace'ten. Ondan sonra oraya free yazın, ücretsiz yazın İngilizce. Bir sürü farklı şey çıkacak. Açıklama kısmını okuyun. İnsanlar bırakıyorlar arkadaşlar. Şaşırırsınız yani. Sıfır çek yatlar oluyor. Işte yemek masaları oluyor vesaire vesaire. Bir sürü ucuz şey bulursunuz. Ama diyelim ki önce şimdi kendiniz alacaksınız. Bu web sitesini kullanabilirsiniz. Fantastic Furniture kısmını. Um, diyelim ki işte um, yatağınızı alacaksınız arkadaşlar. Bu yatak kısmı oluyor. Metris diye geçiyor. İşte ne bileyim işte hangi size alacaksınız. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. İşte bir kişi için single medium demişler. 199 dolar. Biz ne yapalım abi? Bunu double yapalım. İşte <laughs> özür dilerim bu değil. Bed değil. Baza çıkıyor bed dediğiniz zaman. Bunu ne seçmişiz biz ya? Queen seçmişiz ama neyse sonuçlar böyle farklı şeyler verebiliyor. Ondan sonra diyelim ki böyle bir şey alacaksınız. Bunun muhtemelen zaten burada <laughs> şeyleri vardır. Siz söyleyin. Aynen burada. İşte double seçtiğiniz zaman hop 299 dolar. İşte queen size alacaksınız arkadaşlar 310 dolar. Yani yatağınızı çözün. Ondan sonra diyelim ki um, queen bed alacaksınız abi. Onu da girin bazanız yani. Burada ucuz bir sürü baza var abi. Birisini seçin. Çok önemli değil. Kaliteli zaten hepsi. Ee, şöyle bir şey de alabilirsiniz. 279 dolar. Yani şöyle bir şeyler de alabilirsiniz. Çünkü hoş pahalıymış. Gelin abi ucuzunu ilk başta çözün işinizi görür. Gidelim ki girdiniz buna. Evinize e, order verebilirsiniz. Buradan size'ınızı istediğiniz ölçüyü seçebilirsiniz. Ee, Ikea'dan da alabilirsiniz bu arada. Ikea'da da aynı şekilde girdiğiniz zaman farklı farklı seçenekler çıkıyor. Diyelim ki geldiniz ilk başta kredi kartınız falan yok ya da işte banka kartınız. Nakit de alabiliyorsunuz. Burada var mı bilmiyorum Fantastic Furniture'da o sistem ama Ikea'ya gittiniz, beğendiniz. Oradaki çalışanla konuşun. Deyin ki abi ben bu yatağı alacağım ama bunu nakit ödemek istiyorum. Siz oradan bir fiş verecekler. O fişi alın. Ondan sonra kasa kısmına aşağıya ödeme kısmına indiğiniz zaman da orada bu arada o fişi alırken de teslimat adresinde veriyorsunuz. Onun ücretini de ekletiyorsunuz vesaire. <laughs> Sonra aşağı iniyorsunuz. Oradan nakitle ödemenizi yapıyorsunuz. Seçtiğiniz tarihe ve zaman aralığına sizin eşyalarınızı evinize getiriyorlar. Eşya kısmında böyle çözebilirsiniz. Dediğim gibi işte kısaca bir toparlayayım. Size vize konularından bahsettim. Öğrenci olarak gelebilirsiniz veya kalıcı oturum kısmını kesinlikle düşünün göçmenlik kısmını bu şekilde bir araştırın nedir ne değildir gelebiliyor musunuz bakın. Ondan sonra cuma arkadaşlar size işte ev nasıl bulursunuz onlardan bahsettim ilk etapta. Gelin backpacker'da kalın bir iki hafta konaklayın idare edin ya da otelde. Ondan sonra Flightmates üzerinden çiftseniz çiftler için oda bakın. Ya da tek bir şınıza geliyorsanız özel oda bakın oradan. Bir süre toparladıktan sonra da real estate kısmına artık geçin bir sonraki seviye Oradan kendi evinizi bulmaya başlayın. Arkadaşlar iş bulma kısmından da bahsedeyim. Eğer beyaz yaka veya mutfak alanı neresi olacaksa şef olabilirsiniz, barista olabilirsiniz veya bilgisayar üzerine olabilir. Ama şöyle bir handikap var. Bir önceki videolarımda bahsetmiştim. İnsanlar sizden tam zamanlı çalışma vizesi istiyor olabiliyorlar Çünkü günün sonunda bu beyaz yaka özelinde özellikle. Çünkü adam size işi öğretecek vesaire vesaire. 3-5 ay sonra sizden ABN vizem bitti. Geri dönmek zorundayım. Çok fazla duymak istemiyorlar. Dolayısıyla ancak burada göçmen olarak gelmişsinizdir. artık oturum vardır falan. O zaman bu şansınız daha yüksek. Ya da işinizde gerçekten iyisinizdir. Part time olarak da yakalama şansınız var. Ya da proje odaklı. Diyelim ki grafik tasarımcı benden başlayalım. Yani çoğunlukla bu arada iki site bu gördüğünüz. İşte SIG üzerinden ve Indeed üzerinden profil oluşturarak buradan aramalarınızı yapabilirsiniz. Diyelim ki grafik tasarımcı, grafik designer yazıyoruz. İşte Sydney olsun. Ee, buradan geldik, tıkladık. Şimdi i̇şte ne bakıyorsunuz? Diyelim ki işte part time çalışma izniniz var. Girin tıklayın. Bakın 173 tane farklı farklı diyelim ki işte hani son 14 gün içerisinde paylaşılanlar olsun. Buradan girip görebilirsiniz. Fiyatları da Türkiye'dekinin tam tersi burada gösteriyorlar en azından size. Bunların çoğu herhalde güncel olmak için bu part time ücreti değildir şu özür diliyorum. Çünkü bazıları filtrelemiyorlar. Size tam zamanlı işlerde çıkıyor olabilir burada. Part time demiş mesela. Financial Review şeyinden, şirketinden. Burada işte neler var neler yok mesela Ama çoğunlukla size fiyatları gösteriyorlar. Bu tam zamanlının fiyatı. İşte yıllık 65 ile 90 bin dolar arası kazanç. Bu brüt kazanç. Adını siz söyleyin. Bu artık arasındaki fiyatı tam belirtmedikleri için sizin deneyiminize ve yeteneklerinize bağlı olarak bu fiyatı verir. Nelerden sorumlu olduğunuzu falan gösteriyorlar. Başvurmak istediğinizde de üyeliğiniz varsa tıklıyorsunuz. Oradan tık 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 ilerliyorsunuz arkadaşlar. Ya da diyelim ki şefs ya da barista. Bakalım barista ilanları nasıl? Hop tıklayalım. Bakın buradan da işlere başvurabilirsiniz. Bar kısmı barista front of house demiş. Barista wanted for a family friendly cafe. Um, bir sürü farklı farklı barista işleri de var. Ama en güzeli bunu tabii ki buradan başvurularınızı yapın. Eğer baristalık falan böyle hospitality kısmında takılacaksınız bir süre um, öğrenci olarak. En güzel abi. Canva uygulamasına girin. O da hatta buradan hemen girelim. Canva uygulamasına girin. Canva uygulamasından buradan farklı farklı CV örnekleri bulabilirsiniz. Şu an buradan bakıyorum sizi görmeye çalışıyorum. Business card. Bakın burada farklı farklı muhtemelen siz elementler bulabilirsiniz. Template nerede bilmiyorum. Frames, Shapes, Videos, Graphics kısmında belki olabilir. Önceden vardı bilmiyorum arkadaşlar. Bir girin bakın. Burada yoksa da en kötü abi gidin Google'a. Girin Google'a şöyle şeyler yazın. CV Builder diyelim ki bakın burada free bir şekilde yapacağınız platformlar da var. Girin burada CV oluşturun. en kötü abi burada oluşturun CV çıktı alın. Bu hospitality kısmında işte şeflik, işte garsonluk, baristalık kısmında elden vermeniz bu tas kağıtları çok daha iyi. Gidin elden de verin en azından orada kendinizi de anlatırsınız, gösterirsiniz daha hızlı ilerleyebiliyor bu hospitality işte hizmet kısmında falan. Aklınızda olsun ama beyaz yaka işlerde bugün size gösterdiğim işte Indeed ve Seek platformu üzerinden işlere başvurabiliyorsunuz arkadaşlar. Aklınızda olsun. Arkadaşlar en önemli 3 konudan bahsettim size. Umarım sıkıcı olmamıştır ya. Genelde böyle hani olabildiğince hızlı bir şekilde bilgi aktarmaya çalışıyorum fazla geyik muhabbeti yapmadan size vize türlerinden bahsettim. Kesinlikle kesinlikle arkadaşlar. Gidin göçmenlik ajansıyla konuşun. Deneyiminiz varsa yaşınız böyle artık üniversite mezunusunuzdur. 3-4 yıllık işte deneyimimiz vardır vesaire vesaire. Gidin bir bakın. Bir belki de ne derler ona? Uygunluğunuz Türkçe kelimeyi unuttum bir an. Uygunluğunuz vardır gidersiniz abi dosyalarınızı oluşturursunuz. Başlarsınız, bakarsınız buraya oturum alarak gelebilirsiniz. Yani benim gibi bu çileyi çekmeyin. Eski videolarımı izleyenler bilir. 5 yıl oldu hala oturumumu alamadım. Bu tarz şeyleri bilseydim bu toplara Türkiye'de de girebilirdim en azından. Yine buraya gelirdim. Aynı şekilde denerdim. Hoş. Ama böyle bir şansım olduğunu bilmiyordum. O yüzden lütfen gidin. Sadece buraya gelmenin tek yolunun Dil eğitim paketi olduğunu düşünmeyin Farklı farklı yollar var Dediğim gibi sponsorlukla gelebilirsiniz Eğitimle gelebilirsiniz Turistle, aile birleşimi olarak gelebiliyorsunuz Ondan sonracım işte Regional, kırsal tarafa işte davetiye gelen oturumla gelebiliyorsunuz Veya direkt PR olarak yani direkt kalıcı oturumla da gelebiliyorsunuz Farklı farklı yollar var Bunları Türkiye'den de yapabilirsiniz Aklınızda olsun bir sonraki bahsettiğim işte ev konusu nasıl olur? Buraya geldiğinizde ne yapacağınızı size anlattım. En önemli ikinci konu. Üçüncü konu iş kısmı arkadaşlar. Maalesef büyük göçmenlik durumundan dolayı iş bulma birazcık yavaş. Ondan sonucuma birazcık zor olabilir. Ama deneyin yani hani kaybedecek bir şeyiniz yok günün sonunda. Üstüne düşün. Bir diğer konu herkese tavsiye ettiğimiz gibi bana da tavsiye edilmişti zamanında. Dördüncü konu, ehliyet arkadaşlar. Buraya geldiğinizde ehliyetinizi alın. Özellikle bu diğer eyaletleri bilmiyorum ama New South Wales eyaletinde ilk başta yazılı sınavdan geçiyorsunuz. Bunun için bir mobil uygulama var. Oradaki soruları sürekli ezber yapın. Ondan sonucu sınava girin. Tık 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 işaretleyin sınavı geçtikten sonra da direksiyon sınavına gireceksiniz. Direksiyon sağda hoş. 1 iki olmadı eğitim alın. Böyle işte saati 50-60 dolara artık ne kadar oldu şu anki fiyatlar bilmiyorum. Ehliyeti alın. Bu arada yazılı sınavı Türkçe yapabiliyorsunuz. NİMSİ 6S böyle bir güzelliği var. Özür dilerim. Yani en son öyleydi. Ben 4 yıl önce aldım ehliyeti sanırım. Tam ehliyetim var. Ve Türkiye'den sanırım emin değilim. 4-5 yıl üzeri ya da 6 yıl üzeri bir ehliyet deneyimin varsa tam, zaman, tam olan. Burada da direkt tam olarak alabiliyorsunuz. Öteki türlü farklı farklı stepler var. İşte Junior yanınızda. Avustralya tam ehliyeti olan birisi olmadan araba süremiyorsunuz. Ondan sonra P1 var, P2, P ehliyetleri işte. Onlara geçiyorsunuz. Ondan sonra bunlarda deneyim yaptıktan sonra tam ehliyeti alıyorsunuz. Ama deneyiminiz varsa geldiğinizde Türkçe yazılı sınavdan geçin. Ondan sonra direksiyon sınavından geçin. Tam ehliyetinizi alın. Niye alın? Hem burada bir resmi belgeniz olur. Yarın bir gün sizden bir şeyler evrak istediklerinde falan Avustralya'ya kayıtlı bir kimliğiniz olmuş olur. Böyle bir güzelliği var. Bir nevi hani bir yerleşmişlik gösteren bir işiniz olur. Bir diğer tarafı abi günün sonunda dünyanın hiçbir yerinde hiçbir iş çok da güvenli değil. Bunalırsınız, stresli olursunuz veya iş yerinde mobbing olur veya artık işten sıkılmış olabilirsiniz. Farklı farklı sebepleriniz olabilir. Burada Sydney'de New South Wales eyaletinde en son öyleydi yine bu şekilde söyleyeceğim bir yıllık o aldığınız ehliyetle deneyim bulundurduktan sonra arabayla taksi yapabilirsiniz. En azından abi kendinize ait bir işiniz olur. Patronunuz falan olmaz kafanızda. Birazcık dinlenirseniz gider 3-5 ay Uber yaparsınız. Kolay bir iş değil. Hoş. Ama çok dönem değil. İdare edersiniz. Biraz kafanızı toplarsınız. O ara yeni bir iş bakarsınız. Sonra iş değiştirmiş olursunuz. En azından size şey verir. B planı verir. Ya da işlerinden çıkarıldınız. Proje bitti. Bir şey oldu. işleri kapandı. Battı. Kötü senaryolardan bahsediyorum. O noktada da en azından abi ehliyetim var. Hemen bir Uber hesabı açayım. Didi hesabı açayım. Bu işleri yapayım dersiniz. Arabaları da bu arada kiralayabiliyorsunuz burada. Günlüğü bildiğim kadarıyla 100-150 dolar, 200 dolar falan arabalar var. O parayı da rahat çıkarırsınız diye biliyorum. Belki de günlük de değildir. Yani haftalık belki 200-300 dolar falandır emin değilim. Ama bu şekilde de geçinebilirsiniz o süreçte. Aklınızda olsun. Yani bu bir nevi hayat kurtarıcı can simidi rolünde bir plan. ben o yüzden aldım. Yarın bir gün başıma bir şey gelse diyorum ki altımda arabam var. Hesap açarım abi. En azından 2-3 ay kafamı dinlerim. Takılırım, gezerim, tozarım. Kiramı da çıkartırım o hesapla. Dinlenirim. Ama unutmayın bu bir iş. Geçici bir iş. Hayatınızı oraya lütfen bağlamayın. Mesleğiniz üstünde başvurmaya devam edin. Umudunuzu yitirmeyin. Sürekli oraya doğru Yardırın abi kısacası. Ehliyet kısmı bu şekilde. Bu arada diyelim ki burada ehliyetinizi aldınız. Sanırım diyelim ki Regional'a gittiniz. Perth'te nasıl bilmiyorum. Adelaide'e gittiniz. 6 aylık deneyiminiz varsa yine yapabiliyorsunuz orada. Sadece Sydney herhalde birazcık büyük olduğu için bu şekilde bir istekleri var sizden. Böyle arkadaşlar ehliyeti kesinlikle düşünün. Onun harici Avustralya'da hayat tarzı arkadaşlar burada ağır bir böyle güzel bir spor kültürü var. Çünkü çok seviyorum açıkçası. Herkes sporcu gibi fit böyle sağlıklı falan. E, spor salonlarına yazılabilirsiniz gayet uygun. Aylık ben mesela e, anytime'e gidiyorum. Aylık 86 dolar veriyorum. Ve 24 saat ulaşım e, imkanınız var. Duş imkanları var, suyunuz içeride vesaire vesaire. Türkiye'deki gibi çok pahalı değil. Burada spor kültürü çok. Sporunuza önem gösterebilirsiniz. on harici arkadaşlar bir sürü farklı konudan bahsedebilirim. Fakat en önemli bence dört konu bunlar size söyleyeceğim. Vize, ev, eşya ve ehliyet ve iş bulma. Bunlardan bahsettim size. Bunlar en önemli. Geri kalanla alakalı videolar arkadaşlar kanalından zaten bulabilirsiniz. Bir sürü farklı videolarım var. Ee, öyle arkadaşlar bu kadar diyeceklerim ee, Bunları düşünün değerlendirin ee, Sadece dediğim gibi özetle bu konuşmadaki en önemli kısım Bana kalırsa buraya gelmenin tek yolunun dil eğitimi olduğunu düşünmeyin Farklı farklı yollar var Paranızı doğru değerlendirin ve zamanınızı doğru değerlendirin Bir ikincisi e, şehirdeki ev problemi olduğundan dolayı Şehre yakın ulaşımı çok zor olmayan evleri bulmaya özen gösterin. En azından bir tık ucuz, daha büyük ev bulursunuz. Belki ulaşım kullanacaksınız, fakat en azından daha nezih bir mahallede olmuş olur. Diyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bir sonraki videolarımda izlemeyi unutmayın. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı tıklamayın. Lütfen es geçmeyin arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.